Şehir içerisinde koşuyor. Bunlar abi Urfa'dan, Diyarbakır'dan geliyorlar. Çayırlar biçildikten sonra hayvanları da bizim meralarda otlatıyorlar. Sonra bu vakitlerde kar yağmadan hemen işte 10 gün 15 gün önce Diyarbakır'a yürüyerek ya da Urfa'dan mı geliyorlar? Yürüyerek devam ediyorlar. Kardeş merhaba. Vallahi çok güzel bir meraya geldik ya. Gerçekten güzel bir mera. Umarım iyi de kuş görürüz. Teşekkür ediyoruz biz de. Ya aynen öyle, davet ettiğin için çok teşekkür ederiz abi. Yani bakacağız artık. Avın sonunda tekrar yorum yaparız artık. Eyvallah. Su güzel. Alabalık yaylanın suyu. Daha oradan taşıdım, buraya getirdim. Senin suyun var mı? Arkada su var, suyu olmayan evet, varsa. Evet. Alabalık suyu daha iyi. Ya o daha iyi tabii de. Gelirken gene bayağı görüntü aldık. Evet Ejder abi. Avcıları hazırlıyorum. Bugün benim görevim avcıları hava hazırlama. Arkadaşlar İstanbul'dan geldi. Umarım keyifli bir av geçirirler. Vallahi dünden beri o keyif zaten başladı. Başladı sayenizde. Eyvallah. O yüzden keyif artarak devam ediyor. Daha da artarak devam edecek gibi görünüyor. İnşallah. Keyif alın da. Göz zevkimizi aldık. Aynen sonra neler yolda gelirken. Kaç kekli kalktı tahmini gelene kadar? 5-6 parti ben çok net gördüm. 5 artı sayı parti, ama 5 artı partiden her birinde yani bir 30-40'lık vardı. Benim için en güzel yani şey. Yani 150 keklik gördük mü? Rahat görmüşüzdür. Çillerle Kınalı'nın aynı o dere boğazına evet, girip aynı yerden uçması. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Evet, kameraman Cevat Kelle'ye şu anda kameramanı vereyim kamerayla. Evet. Yaban keçilerini gördük. Ejder abim bir videoya al dedi. Biz de böyle görüntülü şu anda tam dönmüş. Bana bakıyor arkadaş. Evet, bir tane kalktı. Nereye duruyorum be kızım ya? Neyse yetişeyim ben oraya. Seslere bak ya. Aman Allah'ım ya. Thank you.
Tekerle atış yaptım yine. Evet, buradalarmış. Hadi al gel kızım. Al gel babacığım. İşler abi. Ya inanılmaz bir şey ya. Kendiliğinden ölecek mi zaten? Yani... Abi baya yani bugüne kadar vurduğum herhalde Ankara Sivas avlaklarındaki avlakları dışındaki en büyük vurduğum keklik. Neredeyse ürkeklik kadarmış yani. Baya şey büyük bir horoz. Evet. Ama yani sen beni o tarafa sevk etmesen o tepeden kalktılar tabii. Bu bir kısmı yozdu. Onların da yoz olduğu belliydi. Sen tam nokta atışı yapmışsın. Nokta atışının üzerine doğru giriverdim ben. Evet, ama çok güzel. Ama yani köpeğim olsaydı, Arda olsaydı kesin basardı yani. Çok güzel pozisyondu. Evet. Ve iki tane fişek kaldırdı. O kadar diyeyim sana yani. İki fişekli de düşmedi. Son anda düştü yani. Ama çok güzel bir trafo. Çok güzel bir horoz. Harbiden dağın horozu dedikleri bu herhalde ya. Dedim eceliyle ölecekmiş bu zaten. Baksana ya vicdansız. Ama Arda bırak. Yok böyle bir şey. Ben şuraya bakar mısınız? Arka arkaya inanılmaz sürüler kalktı. Yani sanki sürüler hiç bozulmamış. 70'li 80'li hala teker tüker. Yani tek tek. Gel aferin git. Getir benim güzel kızım. Aferin kırıtsana ya. Aferin ilk ferması pardon ilk kaportu. Bravo sana. Bravo. Aferin. Aferin. Getir kızım. Aferin. Getir kızım. Al gel. Aferin kızım. Getir. Aferin. Getir, al gel kızım. Aferin Elif sana. Yoruldun kızım biliyorum. Aferin Elif sana, gel kızım, buraya gel. Aport, aferin Elif. Aport kızım, aport buraya gel. Al gel. Aferin Elif. Aferin kızım sana. Aferin, gel buraya, al gel. Aferin Elif. Aferin kızım. Buldum. En korktuğum ziyaret. Ah. Ya böyle bir...
bir şey. Ben şuradan kaldırdım ya lan. Dedim ki Allah'ım ne olur bir tane de kalmış olsun. Yani vuramadım, uzak gitti lan. Ondan sonra 10 adım attım, atmadım. Dağ, Allah'ım sana şükürler olsun. Gel şu kafe kamerası da kayıt da şey biliyorlar. Ben de kayıt. Yoruldum diyorum artık. Allah rızası için kalk. Yeter yani. Bak ondan sonra şu kafe açtım. Arka böyle sert gri taş. O gri taşın oradan bakıyor. Bırr bırr yaptı. Köpek yok bizde. Vallahi. Bir baktım. Böyle siyah bir şey karaltı gördüm. Yerde koşuyor. Tırr bir kalktı ama iyi mesafe var. Tam bir şaktım. Öyle pis bir yata dereye. Allah'a şükürler dedim olsun. Şimdi köpek beslemenin vallahi nimeti işte olsa da. Hamdolsun. Olsak. Süper bir av yaptı. Hamdolsun. 15 dakikada benim limitler doldu. 11'de bir tane vurdum, 11 çeyrek geçe. Bir tane tamam. Bitti. Daha dünya... Evet, yorgun bir avcı. Yorgun mu? Lan dağlardan taşıyorum, ne yoruyorsun? Taşman ayrı ama yorulduk. Çok yorulduk. Bu işin şeyi de bu. Ben bu kadar yürüyeceğimi tahmin etmemiştim. Harbiden çok yoruldum. Atakan Bey. Yürüdüğümüze değdi mi? Değdi, evet. Değil. Yani yürüdüğümüze değdi. Duygu ve düşüncelerini alayım. Can, buyur. Diyorum ki duygu ve düşüncelerini alayım. Yorucu geçti. Keki avına mı çıktı? Keklik avına mı bilmiyorum. Düşüncelerin tamamı bu. Sen ne diyorsun abi? Kesinlikle vallahi çok yorulduk ya. Köpekler bayağı de çok yoruldu. Nefes nefese kaldırıyor. Şunlara baksana. Yani köpeklere bakarsa bizim halimiz belli oluyor herhalde. Halimiz duman. Çok tabii. Çok. Yani... Ama şimdi yapacağımız şey ne biliyor musun? Güzel kardeşim. Bir banyo yapıp. Bir çay. Oy. Abi yemek yesek ilk önce. Yemek yiyeceğiz. Av evimizde. Odun şömine sobasında. Evet unuttum vallahi. Çayı orada içeceğiz. Tamam. Şöminede çay içeceğiz. Doğru. Görüntü de arkasından gelecek. Özür dileyerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Tamam. İnanın kamerayı bile tutmakta halim yok. Zorlanıyorum yani. Eyvallah kardeşim. Keyifli bir avdı. Güzel bir avdı. Çok süper. Bereketli geçti. Hani aynen. Var mı bir tane bir şey? Şuna bak. Bir tane bir şey. Abi verdin ya sırtıma. Borç versem olur mu? Atakan pardon, Bey. Pardon. Özür dilerim. Borç versem olur mu? Kaç tane? Borç. Ya bunları borç olarak alayım ben. Ödünç olarak. Evet. Ödünç olarak alayım. İki tane. Hepsi bu kadar mı? Halimize bir baksan vallahi hepsi bu kadar değil. Ya. Şu halimize bak. Şu muhabbet olmasa avcılık çekilmez. Akın abinin... Ooo hijyen, bende. Çöp poşetinde he? Yani 3 tane toplamıyor işte. Akın'ın diğer bir ekliği bende. Şu 2, toplam 3 tane. İnanın var ya saatin 9'unda başladık, işte 3 tane. Çantada da bir tane tavşan var değil mi? He, çantadaki çantadadır. Orada da bir tane tavşan var. 3 tane keklik, bir tane tavşan. Düşünün artık 3 kişiyiz şurada. Yani bırak potayı motayı doldurmayı, öğlen yemeğimize bile yetmeyecek. Yani 300 tane keklik içerisinde 3 tane. Peki yani o... Avcı mıyız değil miyiz? O çılgın soruyu sorabilir miyim abi? Tavşan vuranın mı taşıyanın mı? Vallahi ben taşıdığıma göre biliyorum. Herhalde benimdir. Şimdi abi, arka butları benim ama ben de taşıdım. Arka butları benim. Yarısı senin, yarısı benim. Tamam. O zaman ne diyoruz herkese? Herkese rastgele. Ben çıkardım. Ejder abi koyuyor.
Arkadaşlar avdan sonra dostlarımızın halleri. Albay, Hayal, Ardi ve Deli. Bayağı yoruldular. Yaklaşık 2 saat kadar av yaptım bugün. Zaten ilk girdiğimizde yaklaşık bir herhalde bir 70-80 tane keklik 3 parti olarak dağıldılar. Ama çok aşağıya, hani deri yataklara uçtular. Ben de indim deri yatağına, işte bir yaklaşık 40-50 tanesiyle oynadım diyebilirim. 6 kere falan uçurdum, 7-8 numaralı gruplar halinde. Limiti doldurduktan sonra bıraktım. Dönüşte de yani şöyle söyleyeyim, 3 parti falan kekliğin içinden geçmişimdir. Atmadan döndüm. Tebrik ederim. Keyifliydim. Tebrik ederim. Ne mutlu bize. Ne demek. Ben teşekkür ederim. Utkucuğum. Asıl tebrik tutmuş değil ama asıl tebrik noktası için. Ya göz banyosu yaptık ama ya. Mermi atmaması. Evet. Tebrik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Göz banyosu yaptık ama yani zaten Allah'a girerken de öyleydi abi. Yani ciddi anlamda bir popülasyon gördük. Biz uzun süreden beri, hatta uzun süreden beri değil, herhalde avcılık hayatımız boyunca bu kadar kekliği bir arada görmedik. Ben zaten söyledim Atakan abiye. Yani yerdeki sonuç olarak şey yapan, kaçışan keklikleri hiç saymıyoruz zaten ama avlığa girdikten sonra da ciddi keklik gördük. Çok güzeldi. Yani evet. Bugün kaç tane keklik gördün tahminen? Kaç tane gördüm? Valla yani şeyde... Hepsi dahil. Arabayla geçtiklerimiz... Tabii onlar da dahil. 250 görmüşüzdür. Çok rahat. Çok rahat görmüşüzdür çünkü bir tanesinde hatta çift partiydi yani. Bir 25'lik 30'luk sürüydü. Ondan sonra bir 15'lik sürüydü. Zaten o iki parti yan yanaydı. Yan 50'lik sürüydü yani. 250'ye Volkan için bir artı 40 ekle. Evet. 40 tane artı ayrı. O dönüşü bir daha gördüm. Aynen. Video bende var. Beklerken bir 40'lık da videoya atarım. Videoya çekti. Ama Ejder abi şunu da söyleyeyim ya. Çok özür dilerim. Biz ilk defa saat 10 daha bıraktık. Evet. Onda... Bu da önemli bence. Tabii canım, limitlerde olduğuna göre. İlk defa bir keklik avında saat 10'da avı bıraktık. Ejder abi şurada bir kamu spotu yapalım. Arabayla giderken Mera'ya doğru yolculuğunuzda lütfen keklikleri gördüğünde tetiğe değil deklanjöre basalım. Bastık evet. Fazlası da bastık. Evet o konuda haklısın valla. Evet, arabayı park ettiğimiz yerde de 40 tane falan keklik vardı. Ben bugün 3'e bölündük zaten grup olarak. Sol şerit, sağ şerit. Keklikçilerin de çok en büyük grubu topladım. Yaklaşık 2 kilogram ağırlığında çok güzel bir trofeye yakaladım. Yumuşak koşuyor.